İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Akdeniz Gazetesi. 70 kişilik işe 13 bin başvuru. Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne alınacak 70 işçi yapılan kura çekimi sonucunda belirlendi. 70 işçi başvuran 13.009 kişi arasından seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burhanettin Kocamaz yorumu. Katıldığı bir televizyon kanalında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın aday olamamasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orada ben değerlendirmeye girmeyeyim. Değerlendirmeyi İl Seçim Kurulu yaptı. Eğer orada saati geciktirmişse ki 10 dakika geçirdiği söyleniyor, o anda her şey kilitlenir. Oradan aday olamayan ondan sonra aday olamaz" hükmünü verdi. Nihai karar YSK'nındır. YSK hangi kararı verirse nihai hükümdür, dedi. İMC Gazetesi. Seçer, "Kürt bana oy verdi diye teröristsem terörist dinine yanayım. Çizgimiz belli. Bu oyunu AK Partili seçmen bozacak." CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Vahap Seçer, "Diyorlar ki onlar terörle işbirliği yapıyor. Ya Allah'tan korkun. Kürt bana oy verecek diye teröristsem, teröristim dinine yanayım. Ne yapayım ya? Kimse bizim ülke sevgimizi test etmeye kalkmasın. Bizim çizgimiz belli. Bize ne söylenirse söylensin, bizim sevdamız Türkiye sevdası," dedi. Kanlı kuyumcu soygunu, iki ölü. Mersin'de iki kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı kuyumcu soygununun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yeni Güney Gazetesi. Mersin Girişimci İş Adamları Derneği TÜGİK İş Zirvesi'ne katıldı. Mersin Girişimci İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜGİK Başkan Yardımcısı Mehmet Serkan İzol, GİAD yönetimi ile birlikte TÜGİK İş Zirvesi 2019'a katıldı. Mersin'de polen takvimi çıkarıldı. Mersin'de polenler ve bunların mevsimlere dağılımı bugüne kadar bilinmiyordu. Bu eksikliği tamamlamak amacıyla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji İmmünoloji Bilim Dalı ve Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ortaklığında Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi desteğiyle bir çalışma yürütüldü. Akdeniz Postası Gazetesi. Anamur'da Yeşil Dedektör mobil uygulaması anlatıldı. Anamur İlçe Sağlık Müdürlüğü, kamu personellerine ve mahalle muhtarlarına Yeşil Dedektör mobil uygulamasına ilişkin detaylı bilgiler aktardı. Anamur'da ölü karetta karetta sahile vurdu. Anamur'da ölü karetta karetta türü deniz kaplumbağası sahile vurdu. Edinilen bilgiye göre iskele sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıya vuran karetta karettayı görünce şok oldu. Kaplumbağanın öldüğünü anlayan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Haberci Gazetesi. 70 kişilik işe 13 bin kişi başvurdu. Mersin'de 70 kişilik geçici işe aralarında üniversite mezunlarının da bulunduğu 13.009 kişi başvurdu. Doktorlar yürümekten hastalara yetişemiyor. İktidarın öve öve bitiremediği şehir hastaneleri sorunlarla gündemde yer almaya devam ediyor. Türk Tabipleri Birliği şehir hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanlığı'na uyarı niteliğinde bir yazı gönderdi. Bazı meslektaşlarımız 20 binden fazla adım atmak zorunda kaldıklarını bildirdi. Güney Gazetesi. Algüllü'den Mersin'i yönetenlere çağrı. Çarşıya el atın. Mersin Çarşı Esnafları Derneği Başkanı Bekir Algüllü, seçilecek belediye başkan adaylarına Mersin Çarşısı'na el atmaları çağrısında bulundu.
Mersin'de sahte içki operasyonu. Operasyonlarda içki yapımında kullanılan 12.042 şişe etil alkolle 138 adet içki kiti ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. Mersin Gazetesi. Mersin'de silahlı soygun dehşeti, 2 kişi öldü. Mersin'de silahlı ve maskeli bir kişi girdiği kuyumcu dükkanında iş yeri sahibiyle çalışanını tabancayla vurarak öldürdü. Yan taraftaki bir kişiyi de yaralayarak kaçtı. Kasa hırsızları kaçamadı. Mersin'de kasa hırsızlığı yaptıkları belirlenen 3 kişi önce güvenlik kameralarına, ardından polise yakalandı. Çukurova Gazetesi. İşimiz kurayla. Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne alınacak 70 işçi için 13.009 kişi başvuruda bulunurken alınacak işçiler kura çekimi sonucunda belirlendi. Sabri Tekli Türk heyetiyle İtalya'da incelemelerde bulundu. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi Bölgesi Üst Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Tekli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile birlikte İtalya'da incelemelerde bulundu. Hakimiyet Gazetesi. İşe alınacak 70 kişi için binlerce kişi başvurdu. İşsizliğin fotoğrafı. Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne alınacak 70 işçi, başvuran 13.009 kişi arasından kura çekimi sonucunda belirlendi. Öğrencilerden örnek kermes. Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, elden ele Yemen'e sloganıyla düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirleri Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine göndererek örnek bir davranışa imza attı. Silifke Gazetesi. Turgut, akılcı ve bilimsel eğitime önem vermeliyiz. Silifke Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Turgut, Eğitim Sen Silifke temsilciliğini ziyaret ederek sendika temsilcisi ve beraberindeki sendika üyeleriyle bir araya geldi. Vekil Yılmaz Cumhur İttifakı kadınlarıyla söyleşi yaptı. AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, önceki gün Narlıkuyu'da Cumhur İttifakı tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldıktan sonra, Silifke Halk Eğitim Merkezi'ndeki akşam programında da kadınlarla bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi. Tarsus Express Gazetesi. Başkan Can Dolmuşçularla bir araya geldi. Tarsus Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Tarsus Belediye Başkan adayı Şevket Can, 12 numaralı Yeni Mahalle Mithat Paşa Dolmuşçular Kooperatifi esnafıyla bir araya geldi. Kuyumcuya ikinci kez sahte altın bozdurmak isteyen iki kişi yakalandı. Tarsus'ta ikinci defa kuyumcuya sahte altın bozdurmak istedikleri iddia edilen iki kişi yakalandı. Tarsus Yeni Doğuş Gazetesi. Özel sektör ne ister konulu panel düzenlendi. Tarsus Üniversitesi İşkur Girişimci İnsan Kaynakları Derneği ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği ile Kariyer Günü Özel Sektör Ne İster konulu panel konferans salonunda gerçekleştirildi. Tuna Tarsus'a trenle yolculuk yaptı. Cumhur İttifakı MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, Tarsus'a trenle yolculuk yaparak vatandaşın desteğini istedi.